Herkese selam gençler. Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Ömer kardeşimle beraber Bursa'nın güzel yemeklerini, güzel o lezzetlerini tadacağımız bir vlog olacak. Gideceğiz, İskender yiyeceğiz, öncesine gideceğiz, tahinli pide yiyeceğiz, cevizli lokum yiyeceğiz, bilmem ne falan ve Kozahan'da kahveler. Bugün akan bir vlog var. Bugün Bursa Spor maçına gideceğiz. Tarık kardeşimizi, Ömer kardeşimizi destekleyeceğiz falan filan, bir sürü şey var. O yüzden hazır mıyız gençler? Tabii ben sabah yine erken kalktım. İç sıpası Kobe'yi gezdirdim. Normalde akşamları gezdiriyorum. Daha böyle uzun uzun ama bugün çok fazla vaktimiz olmadığı için dedim ki bari sabahtan gezdireyim, ben de bir enerji dolayım. Enerji doldum. Şimdi Ömer'i bekliyorum. Birazdan Ömer gelecek, onunla beraber geçeceğiz. Bugün bir de Bursa Spor'un antrenman sahasında antrenman yapıyoruz. Onu da belki küçük çekerim. Bir sahayı görürsünüz. Onlar da nerede antrenman yapıyormuş onu görürsünüz. Akşam da onların galiba Valencia ile maçı var. Hem de yani Euro Cup maçı. O yüzden onu da bir şekilde bir bilet buldum. Sağ olsun Ömer kardeşim bana bilet ayarladı. Ömer Utkual. Onu da biliyorsunuz, Beşiktaş'ta aynı takım dedik onunla beraber. Tarık kardeşimiz bilet bizi ayarlayamadı çünkü etrafa dağıttığı için. Ona da buradan tekrardan selamımı söylüyorum. Sağ olsun şimdi Ömer bana bir tane bilet ayarladı. O maça da gideceğiz. Orada da bol bol çekim yaparız. Bol bol güzel şeyler çekeriz. İnşallah arkadaşlarımız da iyi oynarlar. Onları da hem desteklemiş oluruz hem de videolarını çekmiş oluruz. Bugün böyle o yüzden sizinle dolu dolu bir vlog günü geçireceğiz. Her zaman deplasman vlog çekeceğiz diye bir şey yok. Zaten bu hafta cuma günü Mersin'le oynuyoruz. Ona gideceğiz. Perşembe günü onu da çekmeye başlayacağım. Merak etmeyin. Mersin'de olan gençler de mutlaka orada buluşacağım. Bir sürü bana Mersin'de abi geliyor musun, geliyor musun falan yazanlar var. Onlara da şey yaptım, cevap verdim. Geliyoruz. Onlarla da küçük bir görüşmemiz olacak orada. İnşallah Mersin deplasmanında güzel geçer de mutlu mutlu o uzun yolculuğu rahat yaparız. Çünkü bayağı oradan Adana'ya gideceğiz. Adana'dan uçağa bineceğiz falan çünkü direkt uçak yok orada. O tarz işlerimiz var. Ama bugüne odaklanalım. İskender'in babasını yiyeceğiz. Çok iyi. Kebapçı Hüseyin diye oraya gideceğiz. Ama önce benim çok merak ettiğim bir tane fırın var. İnanç fırını. Ona gideceğiz. Bakalım ne kadar güzelmiş. Benimle beraber bir günü geçiriniz. Kobe Bey de burada yatağına takılıyor. Ha bu arada bu soranlar oluyor. Abi niye kafesi duruyor diyor. Bu onun şeyi, tercihi. İsterse çıkabilir. Kapısı açık. Hiç problem yok. Haberiniz olsun. Ömer abiniz beni almaya geldi. Çekimleri yapacağım için o şey yapacak, kullanacak. Hello. İşte Bursa'nın çocuğu Ömer Faruk Ermat. Selam kardeşim. Ha, aynen bak şu kokoreç çameti görmüştüm. O, şu, bu yukarılarda bir yerlerde burası aynen. Çekiyor be maşallah. Buralar böyle biraz Bursamsı geliyor. Şimdi bizim oturduğumuz yerler çok Bursa gibi değil. Bayağıdır gelmiyordum buralara. Gençler. Sebu sayesinde. Biz de size çekeceğiz diye kendimiz bir şeyler yapıyoruz vallahi. Aha. Neresi acaba? Burası. Şurası mı? Çınar Lokantası'nın olduğu yer. Şu an tam şeydeyiz, konudayız. Buralarda bir yerde olsa gerek. İnanç fırın. Aha burası. Burası. Şu arkada aslında park edebilirdin ha. Buraya geldik gençler. Şurası var galiba. Baksanıza gençler. Ama burası bayağı güzel gözüküyor. Burada değişik değişik şeyler var. Hocam ne diyorsun? Ben içeri şey yapmayayım, kamerayla girmeyeyim ama şöyle söyleyeyim size gençler, burası efsane duruyor. Yok yok, ben tahinli pide bir de şunlardan cevizli lokum mu deniyor? İki lokum tane deniyor. Cevizli lokum. İki tane de tahinli alabiliyor muyuz? Paket mi olacak? Yok burada yok ablacığım, burada yiyeceğiz. Üf, çok iyi çok iyi. Bu bazı özel lezzetlerin oldukları, çıktıkları yerlerle ilgili şeyleri var. Coğrafi bir şeydi, ismini unuttum şimdi. Mesela bu Bursa'nın olduğu artık şey olmuş yani. Aynen bu Bursa'nın ürünü, Bursa'dan çıkmış. Yani İskender'in de çıkmış olması gibi. Bir de bu var. Üf. Hadi hocam gömüyor muyuz? Bak. Ceylan'daki güzel diyorlar. Ülkedeki de fena değil ama bu daha farklı.
Ya oralarda tayin yenir mi ya? Pastane gibi onlarınki, böyle pastane ekmeğinin üstünde böyle şey yapıyorlar. Bu bayağı bildiğin kendi özel şeyi var yani. Bu Sebo sayesinde keşfettik arkadaşlar. Ben bilmiyordum açıkçası. Bak Bursalı bile bilmiyor, Bursalı bile bilmiyor. Tam burayı şey yapmışlar galiba, restore etmişler burayı galiba. Yani şu an olduğumuz yer zaten inanılmaz derecede böyle tarihi bir yermiş gibi. Bursa'nın böyle en eski yeriymiş gibi bir şey var yani. Bu arada cevizi de akıyor. Akıyor mu? Yiyeceğim şimdi onu. Yıldırım tarafında da var o. İnanılmazdı yani. Kaç iki sene oldu gerçi gideri de. Sebo konsepti değiştirdi arkadaşlar. Artık basketbol yok. Gezelim, yiyelim. Üzerine giden bir konsept. Aa, bu çok güzelmiş ha. Gençler, son dakika gelişmesiyle aranızdayız tekrardan. Bir anda antikor testi vermemiz gerektiğini öğrendik. Son saniyede. Şimdi Allah'tan çok uzak değiliz, yakınız. Gideceğiz, antikor testimizi vereceğiz. Çünkü aşımızı olalı 3 ay geçti. 3 ay geçtikten sonra antikor testi veriyorsun. Eğer antikorun yüksek çıkarsa bir ay daha böyle vermiyorsun. Düşük çıkarsa ne oluyor? Gelemiyor musun düşük çıkarsa antikor? PCR testi oluyorsun. Biz de yüksek çıkar diye düşünüyoruz. Şu ana kadar hep yüksek çıktı. Şimdi o yüzden antikor testi vermeye gidiyoruz. Oradan da bir kayfe içeceğiz. Kayfe kozağında. Evet. Şimdi kan aldıracağız. Bu arada siz görmediniz ama Ömer kardeşimi burada tanıyorlar. Hemen "Aa, siz Ömer Faruk Ermat mısınız?" dediler. Beni hiç kimse tanımıyor ama işte Bursalı olmanın avantajı. YouTuber değiliz ama. Bursa'da var. Bursa'da var kardeş. Bitti. Kardeşim verdi kanla. Acıtıyor mu çok? Yok. Ya ben size çekiyorum. Sıra bende ya. Kanımızı da verdik. Antikor geçen benim 1000 küsür çıkmıştı. Ömer'in de öyle. Öyle çıkınca bir nereden baksanız 2-3 ay daha devam ediyor şeyimiz. Zaten sezonu bitmesine çok bir şey kalmadı. 1,5 ay var. O yüzden rahatız. Şimdi asıl kahve keyfine gidelim. Nasıl kahve yapıyorlardı hocam orada? Kumda. Kumda kahve. Hadi bakalım. Ünlü olmayan taşlar çıkıyordu oraya. Diyorsun. Biliyor musun? Ben bahsetti. Hiç bilmem. Ünlü olmayan taş diye kendilerini tanıtıyor. Muhabbet o. Tamam, anladım. Güzel kızlar oraya gidiyor. Biz daha ünlü olmadık ama olacağız ona göre. Ama ben şeyim yani, buradayım. Mesajı iyiymiş. Bu Zafer Plaza balkondaydı. Bursa'nın da küçük detaylarını böylelikle lokallerden öğreniyoruz arkadaşlar. Önce ilkokul kıyafetlerini biz buradan aldık. Ben buraya işte dedim, o bir kere gelmiştim. Sonra bir daha hiç gelmedim. Hatta böyle yine yağmurlu bir gündü. Bayağı büyük değil mi burası? Çok büyük. Büyük tabii, buradan duruyorsun bayağı. Sağa sola her tarafta var ya. Bu akşam Bursa Spor maçına da gideceğiz bakalım. Bursa Spor Valencia karşısında ne yapacak? Nereye gidersen git bir İstanbul edası var. Bak Beyoğlu hocam. Böyle gezeceğiz bakalım. Gençler bak, bu Koray Spor ünlüdür. Zamanında bayağı insanlar buradan alışveriş yapardı. Değil mi hocam? Burası en şey Koray Spor. Ünlü olan Koray. İlk Koray Spor burası, yok değildir herhalde. Değildir herhalde. Bilmiyorum vallahi bu konuyu. Tabii ki gerçeklikle en ufacık yakınlığı yok ama çakmacı biraz. Hatta bununla ilgili bayağı da reputasyonu vardır çakma olduğuyla alakalı. Ama iyi çakma, kaliteli çakma. Kaliteli çakma. Hatta ben zamanında bir tane eşofmanım var benim, Nike. O zamanlar 600 hocam. O zamanlar 600 liraydı. Ben 300 liraya aldım. Buradan aldım. Ondan sonra ve bunu mesela gittim Nike'a şey yaptım. Aynı mı değil mi diye. Harbiden aynısı. Yani çakma alıyorsanız da kaliteli çakma. Denemiştim, kaliteli çakmaymış. Hala giyerim yani. Koray bu işin bir numarası. Hatta söylerler taze fırından çıkmış şey diye, ayakkabı diye. O muhabbet buradan çıkma yani. Evet, işte aradığımız mekana geldik. Dayılarla beraber yürüyoruz. Burası ipekçilikle, ipek ticaretiyle. İpek ticaretiyle ünlüymüş, evet. Lokalimizle beraber geziyoruz. Buralardan bu tarz alışverişleri yapabilirsiniz. Ananıza babanıza söyleyebilirsiniz. Daha burası da Kozağan zaten. Ben buraya bir kere gelmiştim. Güzel yani baya. Size tarihi bir gezi oluyor. Bursa tarihini geziyorum. İnşallah izlersiniz. Ama şimdi şemsiyeler diye aslında kötü gözüküyor yağmurdan dolayı. Evet, normalde daha güzel olur bence de. Hele baharda maharda çiçekler açınca.
abi. Yeni nesil, yapacak bir şey yok. Bak burada Mesut var. Evet abi. Gençler işte asıl yerimize geldik. Sabahtan beri beklediğim an şu an geldi. Kebapçı Hüseyin. Burası da lokallerin sadece geldiği ve bence fiyat performans açısından en güzel yer yani. Net söyleyebilirim. Kebapçı Hüseyin. Şimdi zaten görürsünüz. Ömer kardeşim ilk defa yiyecekmiş. Buna da ben vesile olduğum için çok mutluyum. Şimdi burası da böyle esnaf ağırlıklı bir yer. Şöyle güzel bir şeyleri de var. Herkes de vuruyor. Burası da bu ustamız bir sürü yerlerde çalışmış zaten. Bayağı güzel, sıcak bir yer. Buranın bence en güzel yerler, en güzel şeylerinden bir tanesi zaten çok sıcak olmaları. Yani ben buraya en son kız arkadaşımla geçen gelmiştik. Orada bayağı beğenmiştik çünkü hem ikramlar hem de bize olan tavır çok güzeldi. O yüzden şimdi bir daha geldim. Bir de ucuz abi. Bir porsiyon 70 lira, 1,5 porsiyon 90 lira. Bu normalde burada daha pahalı yani İskender. Hem de tadı inanılmaz güzel. İkramlarla beraber bayağı yani bence fiyat olarak hem iyi hem de lezzet olarak çok güzel oluyor. O yüzden Bursa'ya gelirseniz mutlaka burada yiyin yani. Bursa genel masa aynı. Ver abone ol. İçecek var mı biraz önce isteriz? Ben kola istiyorum. Bak bak bak. Hocam nasıl? İkrammış. Hayır. Şırın? Bu da ikrammış. Yine bak diyorum size burada çok ikram var. Geçen de ikram. Ayran ikram etmişler geçen gün. İskender Bey. Zaten bak yani. İyi be. Çok iyi. Ben servise çöp git al gel. Kusura bakmayın gençler. Yani bunları görün diye yapıyoruz. Görün, sizin de canınızı çeker gelirsiniz buraya. Bilin diye yani. Yapacak bir şey yok. Biz göstermezse kim gösterir? Büyümüş değil mi? İyi. Mavi dükkan mı? Mavi dükkan diye son ne zaman yedim? Ben de bayağı oldu yemeği bu arada. Evet gençler, ikinci de geldi. Yani 3 porsiyon yemiş oluyorum. Ömer şaşkınlık içerisinde benim. 3 porsiyon yememe şaşırmış şekilde duruyor. Evet abimiz de geldi. Sağ ol abim. Abim ünlü olmak istiyordu o yüzden. Gençler burada idman yapıyoruz. Şimdi geldik. Burası Bursa Spor'un sahası. Onu da küçükten bir yavaştan göstereceğim. Şimdi toplantı var. Evet. Bugün ne giysek, bugün ne giysek. Hadi bunları giyelim. Falan da olur mu? He? Çok düz görünüyor. Vay anasını be. Çalışıyorlar mı? Şu bayağı da görüşmüyoruz Ömer. Selam selam selam. Bu da gitti, iyice gitti. Patladık. Evet gençler, idmandan çıktım. Eve geldim, üstümü değiştirdim. Şimdi maça gidiyorum, arabaya gidiyorum. Bana Ömer kardeşimin ayarladığı bileti Yogi'den alacağım. Ondan sonra yerime geçeceğim. Biraz erken gidiyorum ki rahat rahat çekim yapabileyim. İnşallah bu arada izin verirler şu kamera zımbırtısına. Yani elimde bir şey yok aslında, telefonum var ama biliyorsunuz böyle abuk subuk şeylere takılabiliyorlar. Bakalım sıkıntı olmadan çekebilecek miyiz? Bu arada gençler, şu ana kadar söylemedim. Söyleyeyim şimdi. Kanala abone olanın her attığı girsin. Her attığı basket olsun. Kanala abone olan böyle sahalarda oynasın inşallah. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Hatta beğenmeyi de unutmayın videoları. Yorum yazarsanız benim için mükemmel iyi olur. Yorum da yazmayı unutmayın. İyi beğeniyorsanız mutlaka neden beğendiğinizi, beğenmiyorsanız niye beğenmenizi mutlaka belirtin ki bunların hepsini ona göre halledebileyim ben, ayarlayabileyim. Bir de yeni içerik varsa onları da mutlaka söyleyin. Çekelim yani. Bir de zili açarsanız videoların hiçbirini kaçırmamış olursunuz. O yüzden zili açmayı unutmuyorsunuz. Hadi maçta görüşürüz. Gençler. Şöyle bir şey verdiler bana, sezonluk kombine. Bununla gireceğiz şimdi VIP'den.
Hocam sana materyo ha. Şu takım elbiseli uzaktaki sana materyo. Şimdi size hiç anlam veremediğim bir şey anlatacağım. İnşallah sesim gelir dur bilmiyorum ama. Şu devre arasında çocukları bence şuraya salmayın abi. Bak eşek kadar 1000 tane çocuk var burada. Ne gerek var abi çocukları buraya salıyorsunuz? Herifler şimdi çıkacak sahaya. Aha böyle dışarıda dolaşmış ayakkabılarla dolaşan çocuklar. Bu adamlar profesyonel maça devam edecekler saha silinmeden mesela. Yani bana çok saçma geliyor. Zaten dünyanın hiçbir yerinde de yok. Bu ancak Türkiye'de oluyor. Geliyor bak bak. Herkes herkes bloğa girmeye çalışıyor şu an anlamadım. Bursa çok önemli bir galibiyete imza attı. Onlar playoff'u garantileyecekler gibi bir durum oluştu. Onlar için tebrik ediyorum kardeşlerimi. Başta Ömer kardeşim de hem tebrik hem teşekkür ediyorum. Onun sayesinde geldim maça. Tarık kardeşimi de tenkit ediyorum tekrardan. Bana bulmadığı için bilet. Ömer sağ olsun, o da oynadı, o da güzel oynadı. Onun da eline sağlık. Mutlaka Ömer kardeşimi de Instagram'dan takip edin gidin. Ben tabii erken kaçtım son 10 saniyeyi yukarılardan izledim, kaçtım. Tecrübeliyim çünkü. Niye? Tecrübe. Şimdi hızlıca kimse gitmeden eve geçeceğim. Evde de kapanış yaparız. Görüşürüz. Evet gençler, uzun bir günün ardından sonunda evime geldim. Yarın Mersin'e yola çıkıyoruz. Mersin'e gitmek için gerçekten uzun bir yolculuğumuz olacak. Önce İstanbul'a gideceğiz. Oradan uçakla Adana'ya gideceğiz. Oradan Adana'dan Mersin'e otobüse tekrardan gideceğiz. O yüzden o yolculukta bayağı yorucu ama bir yandan da sizinle beraber olduğumuz için keyifli olacak. O da önümüzdeki hafta büyük ihtimalle sizlerle olur. O videoda kaçırmayı unutmayın. İnşallah galibiyetle döneriz. Bizim için çok kritik bir maç olur. İnşallah iyi oynayarak galibiyetle döneriz. Ve siz de bunları izlemiş olursunuz. Şimdiden size söylüyorum. Mutlaka kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Her attığınız girsin böyle. Andrews gibi böyle girsin attığınız her şey. Eğer abone olursanız tabii ki. Mutlaka beğeniyorsanız beğen tuşuna, beğenmiyorsanız da beğenmediğiniz tuşuna basın. Nedenini de mutlaka yorumlarda belirtin. Mutlaka arkadaşlarınıza da
bizi gösterirseniz, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bakın böyle geliyor arkadaşlar ve fotoğraf çekiliyoruz. Videonun içine geliyorlar. Benim için çok güzel oluyor. Bunlar neden daha fazla olmasın? Çok isterim. Ve zili açmayı da unutmuyorsunuz. Zili açtığınızda benim bütün bildirimlerim size gelecektir. Video koyduğumuzda vesaire. O yüzden kendinize şimdilik iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Sizi seviyorum. İyi geceler.